Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle son zamanlarda keşfettiğim çok güzel cilt bakım ürünlerini paylaşmak istiyorum ve bunu uygulayarak göstereceğim aynı zamanda. Bu rutini haftada bir yapmaya çalışıyorum. Bu rutin aslında cildimizi önce tamamen arındırma, üstüne de bolca nemlendirmeden oluşuyor. Hemen hemen her videomun altında muhakkak şöyle bir soru görüyorum. Fondöten seçemiyorum, hangi fondöteni uygularsam uygulayayım cildimde pütür pütür bir görüntü yaratıyor gibi sorular geliyor. Tabii ki ben bir uzman değilim ama kendimde yaptığım ve gözlemlediğim sonuçlardan elde ettiğim şeyleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda fondöten seçiminden çok cildimize yaptığımız bakımların önemi olduğunu düşünüyorum. Yani o pütür pütür görüntü, fondötenin kuru kuru durmasının sebebi muhtemelen fondötenle alakalı değil, yaptığımız yanlışlar veya eksik yaptığımız cilt bakımlarıyla alakalı diye düşünüyorum. O yüzden şimdi size baştan sona makyajımı nasıl çıkarıyorum, nasıl bir arındırma sağlıyorum, ne tarz bir maske uyguluyorum, üstüne nasıl bir nemlendirme sağlıyorum, bütün bunları anlatıyor olacağım. Şimdi ilk olarak ben bir şu bandımı takmak istiyorum. Bu böyle çok sevdiğim bir bant. Ben böyle bir bant alacaktım fakat bir ürün alırken alışverişimin yanında hediye gönderdiler. Çok da iyi oldu. Şöyle bunu önce yapıştıralım. Şimdi son zamanlarda keşfettiğim çok güzel bir ürün var. Bu Görkito'nun yıkanabilir makyaj pamuğu olarak geçiyor. Ürünün içerisinden iki tane şu şekilde pamuk çıkıyor. Bunlar tekrar tekrar kullanılabilen, yıkanıp hemen hızlıca kuruyan pamuklar. Yani pamuk mu desem bunlara bilmiyorum ama %100 pamuktan üretilmiş. Bununla ister makyajınızı çıkarırsınız, ister uyguladığınız kil maskesini bununla çıkarırsınız pamukları ıslatarak. Hem ıslak hem kuru şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok çok beğendim. Cilde asla tahriş etmiyor. Yani bir pamuk kadar yumuşak diyebilirim neredeyse. Dediğim gibi zaten %100 pamuktan üretilmiş. Ayrıca el yapımıymış. Ben sadece tonik için kullanmayı çok mantıklı bulmadım. Çünkü tonik için biraz fazla ürün harcayabilir diye düşünüyorum. Ama makyajımı çıkarırken, kil maskesini çıkarırken inanılmaz rahat ettim bunlarla. Ve hem pamuk tüketiminin önüne geçmiş oluyorsunuz bunlarla, hem de pamuk masrafının önüne geçmiş oluyorsunuz. O yüzden çok mantıklı buldum. Makyajımı çıkarırken eğer bu ikiliyi kullanmayacaksam Max Clinic markasının bu çift aşamalı temizliği tek aşamaya indiren ürünü kullanıyorum. Bu başta hafif böyle jel ve yağ formu arasında bir ürün. Önce cildinize uyguluyorsunuz, makyajınızı şöyle ovalıyorsunuz. Ardından da su değdirdiğinizde bu köpürmeye başlıyor. Bu sayede çift aşamalı temizliği tek aşamaya indiriyor. Eğer onu kullanmayacaksam, bu benim için çok çok üşengeç olduğum zamanların ürünü. Garnier'in çift fazlı miseler kusursuz makyaj temizleme suyunu kullanıyorum yıllardır. Şimdi bunların üzerine bu suyumdan dökeceğim. Bu arada bunların aslında sadece bir tanesi tüm yüzünüzdeki makyajı çıkarmaya yetiyor. Ben de direkt öyle yapayım, hatta diğerini boşuna kirletmeyeyim. Bu pamukların nasıl temizlendiğine gelecek olursak da sadece su ve sabunla çok rahat bir şekilde kirlerden arındırabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok da hızlı kuruyor. Dolayısıyla ertesi gün kuru kullanıma da, eğer kuru kullanacaksanız, kuru kullanıma da hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi anında çıkarıyor makyajı. Öyle çok bastırmanıza, çekiştirmenize falan da gerek yok bu arada. Sonra da cildimdekileri temizliyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün makyajdan arındı cildim. Şimdi yıkama aşamasına gelecek olursak, bu ara Ozonworld markasının bu yüz temizleme köpüğünü kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Ve köpük formda olunca da cildinizi yıkama olayı hem daha eğlenceli hale geliyor hem de daha pratik oluyor. Büyük de bir ürün bu arada, 200 ml'likmiş. Hassas ciltleri korur diyor, derinlemesine temizler, sebum dengesini sağlamaya yardımcı olur diyor. Kesinlikle katılıyorum. Hemen bundan elime iki pompa aldım. Şöyle köpük formda. Şimdi içeri gitmemek için yüzümü Isana'nın bu su, termal suyuyla ıslatacağım. Bunu aslında başka bir aşamada kullanıyorum ama şu an cildimi ıslatmam gerektiği için şimdi hemen yüzümü yıkayıp geri geliyorum. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet, cildimi durulayıp kurulayıp geldim. Şimdi bundan sonraki aşamada haftada bir, dediğim gibi,
cildimi iyice arındırmak için, gözeneklerin iyice boşalmasını sağlamak için bir maske uyguluyorum. Bu aşamada bence herhangi bir kil maskesi de iş görecektir. Ben bu ara elimde bu Glam Glow'un maskesi vardı. Bunu uyguluyorum. Bu aslında hassas ciltler için çok da uygun bir maske değil açıkçası. Ama ondan sonra çok iyi bir nemlendirme sağlayacağım için birkaç nokta atışı ürün var size göstereceğim onlarla. Bunu uygulayacağım. Mesela son zamanlarda Clederm'in bir maskesini kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. Onu da aşağıda linki ekleyeyim hatta. Bu arada videoda kullandığım bütün ürünleri aşağıya linkliyor olacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benim mesela yoğunluklu olarak şu çene bölgemde pütürcükler oluyor. O yüzden böyle birazcık daha boyun kısmına inerek uyguluyorum kil maskemi. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyeceğim. Yıkamadan önce size son halini göstereceğim cildimin. Ve şimdi gördüğünüz gibi maskem tamamen kurudu. Hemen bunu yıkayıp geri geliyorum. Ve karşınıza geldim. Gördüğünüz gibi cildim biraz kızardı. Çünkü ben de hassas ciltliyim. Ama bu kızarmayı çok rahat bir şekilde alacağız. Ve şu an cildime dokunduğumda çok güzel bir arınma sağladığını gözlemleyebiliyorum. Şimdi yeni keşfettiğim ürünlerden bir tanesi de Ozonworld'ün Hyaluronic Acid Serumu. Aslında genelde ya bunu ya bunu kullanıyorum. Ama bu sefer ikisini de birlikte kullanacağım. Size nasıl kullandığımı göstermek için. Bu benim bebeğim arkadaşlar. Geçen favoriler videomda göstermiştim size. Bu Ozonworld markasının saf ozon yağı. Ozon yağı ne işe yarıyor derseniz eğer, antioksidan özelliğiyle akne ve sivilce oluşumunun önüne geçiyor. Gözenekleri güzel bir şekilde içten arındırma özelliği var. Cildi müthiş bir şekilde nemlendiriyor. Egzama atakları yaşıyorsanız, egzamanız varsa bunlara çok çok iyi geliyor. Eğer dudaklarınız çok çatlıyorsa dudaklarınıza yumuşatıcı bir bakım yapacaktır. Aynı zamanda dudağınızdaki uçuğu bile tedavi edici özelliği var. Bu aslında sadece ciltteki birkaç özelliği. Onun dışında saçlarınızı uygulayabilirsiniz. Saçta da müthiş onarıcı ve bakım yapan bir etkisi var. Aynı zamanda selülitlere bile iyi geliyor. Bacaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Ya bu her derde deva olan bir ürün. Hatta güneş yanıklarına bile bunu uygulayabilirsiniz. Çok çok iyi gelecektir. Ya bu benim elim ayağım artık. Ve bana sorarsanız da her evde bulunması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunda dikkat etmeniz gereken şey saf olması. O yüzden ben özellikle bu Ozonworld markasını öneriyorum. Çünkü içeriğinden emin olduğum bir ürün. Şimdi bu hyaluronik asiti uygulamadan önce cildime bu Isana'nın termal suyunu sıkıyorum. Suyu iyice cildime hapsetmesi için. Üzerine çok bekletmeden hemen hyaluronik asit serumumu uyguluyorum. Bu arada ben bütün serumları boynuma da uyguluyorum. Hatta eğer mümkünse kıyafetim o an el veriyorsa dekolte bölgeme de uyguluyorum. Şimdi zaten bu cilt tarafından hızlıca emilen bir serum. Birkaç dakika bekleyeceğim şöyle. Bu sırada elimle emilmesine yardımcı olayım. Evet, gayet güzel bir şekilde emdi bile. Şimdi üzerine bu ozon yağımı sürüyorum. Şöyle 2 pompa kadar aldım. Elimde biraz ısıtıyorum. Böyle sanki uyku maskesi gibi uyguluyorum bunu bol bol. Zaten bu haftada bir yaptığım bakımı akşam uyguluyorum özellikle yatmadan önce. Cildimde bıraktığı şu güzel parlamaya bakar mısınız? Tabii cildimle hala oynamaya devam ettiğim için kızarıklığım geçemedi. Ama bu ozon yağı sayesinde bu kızarıklık da bir 5-10 dakikaya uçup gidecek. Bu arada bu ozon yağı ciddi anlamda çok da bereketli bir ürün. Bu ara dudağım için bu peelingi çok beğeniyorum. Bubi Bubble Lip Scrub diye geçiyor. Uyguladıktan 2 dakika sonra kendisi köpürmeye başlıyor. İçerisindeki sanıyorum enzimler sayesinde. Hemen sizinle birlikte de uygulamak istiyorum. Ayrıca ambalajı da çok tatlı. Uzun bir süredir stoklarda yok bu arada. Umarım gelir. Şöyle elimle yayıyorum.
köpürmeye başladı bile. Şimdi elimle bu köpükleri yayacağım ve biraz dudağıma masaj yapacağım. Bu arada içerisinde herhangi bir tanecik yok. Dudağım şu an o kadar yumuşak ki. Ve üzerine de bunu çok yakın bir zamanda kullanmaya başladım. 2-3 hafta oldu. Aynı markanın dudak maskesi. Bunu uyguluyorum. Bu böyle siyah bir renkte ama siyah renk vermiyor. Şöyle alıyorum. Bu da gece boyu dudaklara çok güzel bir bakım yapıyor. İçeriğinde 10 doğal içerik vardı. Şu an içerik listesini hatırlayamıyorum ama gerçekten etkili bir ürün. Ve konuşma esnasında bile farkındaysanız cildimin kızarıklığı gitgide azalıyor. Ve benim haftalık cildimi hem arındırma hem nemlendirme bakımım bu şekildeydi. Ben açıkçası bu bakımın çok faydasını görüyorum. Ben de aksattığımda benim de cildimde pütürler oluşmaya başlıyor. Yer yer kuruluk oluyor, yer yer aşırı yağlanma oluyor. Fakat cildimin dengesi bir şaşıyor. O yüzden bu bakımı düzenli uygulamak en önemlisi. Ama şunu söyleyebilirim. Cildinize bu tarz bir bakım uyguladığınızda ilk uygulamalardan itibaren farkı gözlemliyor olacaksınız. Yani şu an keşke cildime bir dokunabiliyor olsanız. Yumuşacık, pütürsüz ve yani o ozon yağının verdiği o parlaklık, canlılık gerçekten çok güzel görünüyor. Uzun vadede de etkilerinden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.